Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile bugün karşınızdayım. Osmanlı serimizde de Selçuklu serimizde de sorduğunuz üzere abi hangi modları kullanıyorsun? Bu modların kurulumu nasıl yapılıyor? Ve mod ayarlarını hangi şekilde yapmamız gerekiyor gibi sorularınıza bu videoda cevap vereceğim. Lafı çok uzatmayalım. Hızlıca videoya geçelim. Videomuza ilk modumuzla birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Nitekim bu mod ile birlikte artık Kalradya haritasına veda ediyoruz. Yerine daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunan Avrupa haritasını kullanmaya başlıyoruz. Bu mod ile birlikte arkadaşlar oyunumuza yaklaşık 4 tane daha devlet dahil olmuş oluyor. Harita modunu indirdiğiniz takdirde otomatikman bunlar oyununuza eklenecektir. Birinci devletimiz Bizans İmparatorluğu. Gördüğünüz üzere şu anda Anadolu'da bir Bizans hakimiyeti söz konusu. İkinci devletimiz Mezopotamya bölgesinde Eyyubi medeniyeti ve Eyyubi devletini görüyorsunuz. Üst tarafta Altın Orda devletimiz var. Kafkas bölgesine hükmediyor ve en üst tarafta gördüğünüz üzere Volodemir ve Kiev adında şehirlere hükmeden Rus kinezlikleri bulunuyor. Bunlar da dediğim gibi harita modunu indirdiğiniz takdirde bu 4 devleti oyununuza otomatik olarak eklemiş oluyorsunuz. Bu modu oyununuza dahil etmek isterseniz Steam üzerinden Europe_LemmyProject yazarak moda ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ben açıklamaya da linklerini bırakacağım. Oradan da direkt gidip modu indirip oyununuza dahil edebilirsiniz. Geçelim bir sonraki moda. Oyununda daha tarihsel bir deneyim yaşamak isteyen arkadaşlar için Mount and Blade 2 Bannerlord, Cihat ve Haçlar senaryosundan esinlendiğimiz ve bu senaryoyu Bannerlord'a uyarlamaya çalıştığımız bir asker modu. Everyone attack! Bu modu kullanabilmeniz için aynı zamanda My Little Warband adında bir başka moda daha ihtiyacınız var. My Little Warband modu ise zaten kendi içinde askeri birim düzenleme modu olarak geçiyor. Biz de Selçuklu askerlerini tasarlarken bu moddan faydalandık. Şimdi gelin Selçuklu birimindeki askerlere bir göz atalım. Burada köylerden toplayabileceğiniz Selçuklu acemi yerini görüyorsunuz. Bunları bu arada biz kendimiz düzenledik. Umarım siz de beğenirsiniz. Selçuklu piştirini burada görüyorsunuz. Bu bir piyade birimi. Selçuklu piştirinden Otakbaşı'na kadar terfi ettirebiliyorsunuz. Otakbaşı da aynı zamanda saray muhafızı olarak geçiyor. Ara birim olarak Selçuklu çavuşumuz var. Bu bence Selçuklu askerlerine en çok benzeyen askerlerden bir tanesi. Okçu birimimiz, kemankeşlerimiz var. Aynı zamanda tabii ki de atlı birimlerimiz de var. Nitekim atlı okçu olarak birim isterseniz Candar'dan Alp'e kadar terfi ettirebilirsiniz. Aynı zamanda süvari olarak da bulamı haslarımız modla birlikte oyunumuza dahil oluyor. My Little Warband modunu kullanarak Selçuklu yahut Osmanlı veya oyunun orijinalindeki askerleri de değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz görüntüye, istediğiniz kültüre çekebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ansiklopedi menüsünde değiştirmek istediğiniz askerin üzerine sol shift'e basılı tutarak tıkladığınız takdirde mod arayüzü açılmış oluyor. Buradan zırhlarını değiştirebilirsiniz. Alt tarafta kültürünü, cinsiyetini değiştirebilirsiniz. Bu ekrandan da statlarını düzenleyebilirsiniz. Tabii ki de bunu yapmanız için üstteki 3 tane kutucuğu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Selçuklu askerleri moduna ise çok kolay bir şekilde nexus moddan ulaşabilirsiniz. Açıklamaya linki bırakacağım. Modun kurulumu ise çok basit. Herhangi bir şehre gelip şehirdeki arayüzden modu oyununuza dahil etmeniz gerekiyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar: birincisi Han bölgesine gidip import custom troop tree'yi tuşuna basmanız gerekiyor ki askerler oyununuza dahil olsun. Çünkü siz ilk başta geldiğinizde buradaki birimler boş olarak gözükebilir. Bunu yaptıktan sonra eğer hala buradaki birimler boş gözüküyorsa switch recruitment type'a tıklayarak askerlerinizi oyununuza dahil edebilirsiniz. Sıradaki modumuz ise zırh modumuz. Daha doğrusu modlarımız demem gerekiyor. Çünkü bir tane zırh modu kullanmıyorum. Aslında birden fazla, yani yaklaşık 5 tane zırh modu içeren bir paket kullanıyorum. Bu da oyunumuzu daha çeşitli, farklı kültürlerde, farklı zırhlarla birlikte daha keyifli bir hale getiren mod paketi diyebilirim. Bu zırh paketini Selçuklu ve Osmanlı askerleri modlarımızda da kullanıyoruz. Eğer ki askerlerinizin bazılarını çıplak görüyorsanız mutlaka bu modlardan biri eksik demektir. Örnek veriyorum, bu başlığı biz Selçuklu modunda kullandık. Nitekim bu kurt pelerini de modla birlikte gelen zırhlardan bir tanesi ve bunun gibi birçok zırh oyuna dahil oluyor. Osmanlı ve Selçuklu serilerini yaparken bana birçok arkadaşımız Safevi serisi yapacak mısın diye sormuştu. Nitekim bu paketi kullanarak yeni zırhlarla kendi Safevi serinizi oluşturabilirsiniz. Mesela şu an karakterimizin üzerinde bulunan zırhları ben bir Göktürk ya da bir Hun serisinde kullanmak isterim şahsen. Bu zırhların bulunduğu mod paketine de açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Serilerimizde kullandığımız diğer bir mod ise yerleşki adı değiştirme modu. Tabii bu modu kullanabilmek için öncelikle şehre sahip olmanız gerekiyor. Ben şimdi Konstantinopolis şehrini ele geçirdim ve hemen bu şehrin ismini değiştireceğim. Burada şehir arayüzünden Rename Your Settlement tuşuna tıkladığınız zaman şehrin adını değiştirebilirsiniz. Mesela ben bunu İstanbul yapayım şimdi. Ve gördüğünüz gibi şehrin adı İstanbul olarak değişti. Serimizde kullandığımız bir diğer mod da buydu. Sıradaki modumuz da geceleri savaş yapmayı sevmeyen arkadaşlar için gelen Perfect Fire Arrows adındaki ateşli oklar modu. En azından gece yapacağınız savaşlarda bir tık daha görsele hitap eden, en azından gece savaş yapmanızı sağlayabilecek olan bir mod diyorum. Serilerimizde bu modu da kullanıyoruz. Linki açıklamaya bırakacağım. Bannerlord gibi bir oyunda da olmazsa olmazımız Banner Editor. Bu mod sayesinde sancaklarınızı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Farklı farklı bir sürü desenlerin bulunduğu bu modu artık hangi kültürde oynamak istiyorsanız onun sancaklarına yakın bir şekilde düzenleyip serinize ya da oyununuza ekleyebilirsiniz. Adı Sancaklord'da olan bir oyunda da sancak düzenleme ekranımız olmazsa ya da modumuz olmazsa olmazdı zaten. Sıradaki modumuza geçiyoruz. Sıradaki modumuz ise atölyelerimizin kazanç katsayısını arttıran bir mod. Workshop Advanced adındaki bu modu oyununuza kurarak atölyelerden elde ettiğiniz gelirleri daha da arttırıp oyunda daha doğru ve dengeli bir düzen oluşturabilirsiniz. Hemen mesela bunu bir deneyelim. Param yetmediği için dükkanı alamadım ve bir geri çık yaptım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şarap tüccarı Ostik'ten ben bu üzüm cenderesini satın alacağım şimdi. Bir bakalım bizim gelirlerimiz nedenle etkilenecek. Oyunda atölyelerden gerçekten çok minimal gelirler elde ediyorduk. Bu mod sayesinde gelirlerimizin düzeyini de arttırıyoruz. Şöyle bir avantajı da var. Bu kar eden atölyelerden de karakteriniz ticaret skillini geliştirebiliyor. Otomatik olarak bu değerleri de mod arayüzünden değiştirip kendi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir diğer modumuz ise telepati modu. Telepati modu ne işe yarıyor? Lordlarla uzak mesafede olsa aranızdaki görüşmeyi telepati yöntemiyle sağlayan bir mod. Atıyorum siz haritanın bir ucundasınız. Bambaşka bir ucundaki lordla görüşmeniz gerekiyor. Ancak oradan oraya gitmek, o lordu bulmak gerçekten eziyet bu oyunda. Bunun yerine ansiklopedi ekranını açarak karakterimize "Talk to me" yani benimle konuş dediğiniz zaman geçen süre içinde karakter sizi buluyor ve sizinle konuşma ekranı açılıyor. Bu şekilde de lordları aramadan direkt bulup konuşabiliyorsunuz. Nitekim örneğini de bu şekilde gösterebilirim. Herhangi bir diyalog eksikliği de yaşanmıyor. Bu modda lordların peşinde koşmanızı engelleyecektir diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Oyunda krallık kuruyorsunuz, kralsınız, sultansınız ve lordların ayağına gidiyorsunuz bulmak için. Burada artık böyle bir durum kalkıyor bu mod sayesinde ve lordlarınız kral olarak sizin huzurunuza geliyor. Bu da oyundaki tabii ki de bazı dengelerde sizi daha oyuna adapte olmanızı sağlayacak bir mod diyorum. Geçelim diğer moda. Seride kullandığımız diğer modlardan bir tanesi de Better Time modu. Bu mod ne işe yarıyor derseniz oyundaki aslında hız dengesini arttırıyor. Özellikle böyle büyük bir haritada oynuyorsanız gerçekten haritanın bir noktasından başka bir noktasına gitmek çok sıkıcı, çok uzun bir zaman alabiliyor. Bu mod sayesinde de oyunu hızlandırıp akıcılığını belirleyebiliyorsunuz. Sıradaki modumuz Unlimited Cap ve Unlimited PC modu. Bu mod ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar yoldaşlarınızdaki sayı limitini aslında değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz 100, isterseniz 500, isterseniz 1000 şeklinde mod arayüzünden bu değerleri değiştirip hem yoldaşlarınızı hem birliklerinizin sayısını ve boyutlarını bu mod sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son modumuzda Detaylı Character Creation. Bu modda karakterlerinizin, yoldaşlarınızın ya da eşinizin artık karakterini ya da tipini beğenmediğimiz bir NPC'nin yüz şeklini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Tabii bu tarz modlar da sizin oyun deneyiminizi tamamen farklı bir duruma getiriyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yarar. Elimden geldiğince modları tanıtmaya ve kurulumlarından bahsetmeye çalıştım. Bu yaptığım ilk mod tanıtım videosu oldu. Umarım sizin de işinize yarar. Bu arada unutmayın ben bu oyunu sürüm 1.1.5'te oynuyorum. Yani modlar 1.1.5 sürümünde sorunsuz çalışıyor. Farklı bir sürümde oynuyorsanız crash yeme olasılığınız yüksek. Bunu da belirtmek istedim. Kurulumlarınızı yaparken bu detaya dikkat edin. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Gaziler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah yar ve yardımcınız olsun.